Merhaba Kafa Rüş takipçileri ve siz sevgili Oğlak burçları. Sevgili Oğlaklar, bir Satürn insanı olarak kurallar ne kadar önemli sizin için? Sessiz sakin tavırlarınızla, hani böyle bayansanız hanımefendi, erkeksiniz beyefendi tavırlarınızla o kadar güzel göz dolduruyorsunuz ki. Yine bu ay sizin bulunduğunuz alanlarda hani arkanızdan güzel yansımalar, sözler duymak için uygun bir ay. Belki sizin kulağınıza gelecek gelmeyecek ama bu ayı muhteşem bir şekilde karşılayacaksınız. Fakat şimdi ayın birinde Mars Boğa burcunda. Şöyle bakıyoruz, Mars Boğa'da sosyal ilişkilerinizde yüksek enerji yayıyorsunuz. Fakat tutulma var, ay tutulması var. İşle ilgili birilerine kırılabilirsiniz. Birilerine tokalaşıp ayrılabilirsiniz. Veya çok önemli bir iş teklifiyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü sosyal ilişkilerinizin 5. evinizde Mars'ınızın olması ve aynı zamanda ayın 15'inden sonra Merkür'ün de oraya geçmesi ve 8 Nisan'da da Jüpiter'in retrodan kurtulmasıyla birlikte bir anda her şey renklenecek sevgili Oğlaklar. Evet, siz o bakur duruşunuz, beyefendi tavrınızla bir anda çevrenizde aranılan insan haline geleceksiniz. Durum böyle olunca tutulmanın da size tabii ki artıları olacak. Fakat bazı konularda ailenizle ters düşebilirsiniz. Onları siz hani seçtiğiniz meslek, genç bir oğlaksanız seçtiğiniz meslek o ailenize ters gelebilir. İstemeyebilirler. Veya siz bir iş için yabancı bir ülkeye yerleşme gibi bir fırsat ele geçirebilirsiniz. Bulunduğunuz şartlardaki sizin bağımlı bulunduğunuz insanlar bu konuda size tepkisel davranabilirler. Yani ay tutulmasının aile ve mesleki konularda yaşayacağı handikaplardan biri de bu. Ama ne olursa olsun şöyle bakalım. Venüs ayın 11'ine kadar Boğa'da. Çok güzel aşk hikayeleriniz de olabilir. Özellikle ayın 11'ine kadar ileride çevrenize anlatacağınız güzel bir aşk hikayesiniz yazabilirsiniz. Ama sonra ne olur bilmem. Çünkü Venüs Boğa'dan çıktıktan sonra ayın 12'sinden sonra İkizler Burcu'na geçtiği zaman siz sosyal ilişkilerdeki o dönemi bırakıp o aşk hikayesini yarım bırakıp tamamen kendinizi İşinize verebilirsiniz. Ama ne olursa olsun bu ay özellikle ayın ikinci yarısı muhteşem bir iş performansı göstereceksiniz. Sadece ve sadece kariyer evinizdeki o tutulma iş ilişkilerinizi biraz zedeleyecek. Ama bunda da size yarayacak. Çünkü öyle işler vardır ki rutinleşmiştir. Artık sizin gibi birileri bu rutinlikten kurtulup daha farklı işler yapmak istiyordur ama kendisini gösteremiyordur. İşte bu tutulma bir anda sizin coşmanıza, hatta üstlerinize, bir sizden daha bir üstlere çok böyle fevri bir şekilde karşılarına çıkıp hani ben buradan ayrılıyorum modu bile yaratabilirsiniz ama ne olursa olsun güzel bir iş sizi bekliyor diyoruz ve sevgili oğlaklarımız Nisan ayının her türlü olumlu güzellikleri üzerinizde olsun. Evet, her şey gönlünüzce olsun sevgili oğlaklar ve Kafir Ruj takipçileri.